Gece hayatını sevmez, evde oturmayı çok severmiş. Çok hareketliymiş, yerinde duramazmış. Kendi kendine çok şarkı söylermiş. Belgesel izlemeye bayılırmış Ahmet. Sırtında kanat. Belgesel izlesin dedi ya. İzleyecek. Söylesin dedi, izlesin dedi ya. Hangisi? İzleyecek. Hangisi dedi onu? İzleyecek, izlesin. Önümüzde belgesel izlesin. Ya izleyemiyorum, çok utanıyorum yani. Canlı yayında hiç izlemedim, ben de şeyim yani. Tamam, biz arkaya bakarız. Dönün dönün, belgesel izleyecek diye. Peki, devam ediyorum. Sırtımda kanat. Uçsun. Sırtımda kanat. Şimdi devamını geçeceğim, ona ne diyeceğini bilmediğim için. Ben söyleyeyim. Bacağında akrep. Yapsana be. Sadi niye bize öyle bakıyorsun abi? Sadi ben sana sırtımı dönüyorum kardeşim, kusura bakma. Abi Sadi'nin bakışı görüyor musun ha? Bak hepimiz eğleniyoruz, Sadi böyle bakıyor kenarda. Canım gel oraya, gel Ahmet, gel oraya. Ben sen zahmet olmasın diye şey yaptım. Ha? Zahmet olmasın da öyle, ne kendi stüdyon gibi öyle rahatlıkla. Nereye geldi? Öyle bir indirirsek. Ne olur, indirmezsem ne oluyor? Sadi. Abi. Bakın arkadaşlar, daha yeni dizisiniz, kaydırma yalnız. Daha yeni dizisiniz, kaydırma. Ver şu klaveti. Çalsın. Bunu sanki çalamazsan şey acayip rezil olacağını farkındasın. Söyle de çalamazsan yandım. Hazırlanıyorum ya, çalacakmış gibi. Ben bunu ilk defa çalıyorum ama bu. Gırnata bu hocam. Gırnata, evet. Bu klaveti... El ele tutalım mı? Çok zor ama hakikaten. Zor, gerçekten. El ele mi tutuşuyor? Arka taraf el ele tutuştu. Hani bize bir şey olsa hep beraber birbirimize mukayyet olalım diye. Arkadaşlar beni de alın ya. Hakikaten... Şimdi dalga geçmiyorum da kamışı kırık hocam. Evet, kamışta kırıklık var. Doğru. Doğru. Ben bilseydim kendi enstrümanımı getirirdim ama. Rica ederim, rica ederim. Bu da benim ağzıma girdi bu arada. Şimdi bir... Sen sabahtan beri onunla bir barışamadın ya. Evet. Sabahtan beri böylesin, farkındasın ha? Abi düştü. Bunu bilerek yaptım. Bir anda girince ama gerçek zannettim yani. Ha? Gerçek zannettim diyor. Bir anda diyorum, girince gerçek zannettim. Ben daha acayip bir söyleyeyim. Bir anda girince ben de gerçek zannettim. Yani gerçekten de çalıyor muyum Allah'ım dedim. Ama nefes de vermiyorum, dedim ki ötüyor be. Kendi kendine yani abi. Çocuklar bunu saklayın, ben bundan çalarım devamlı. Bu güzel. Bu güzelmiş ya. Ey Allah'ım. Evet, süper. Harika. Keyfiniz yerinde mi arkadaşlar? Beşiktaşlıymış arkadaşımız. Babası emniyet müdürü, meslektaş babalarımız, evet, öyle mi? Evet, evet, harika. Çok çok selamlar, hürmetler. Aleykümselam. Sen hocam bir şey anlattın reklam arasında. Benimle ilgili bir anım varmış. Evet, nedir abi o? Yıl 95. Yok yok, bu sefer Tavşanlı Fuarı'ndayız. Marmaris'te işmelerde su sporlarıyla uğraşıyorum. Ringo, banana falan onları çekiyorum.
O zaman da aşırı bir izliyorum sizi. Telsizden anons geldi. Marmaris'teyim diyorum. Telsizden anons geldi. Beyaz burada diye. Evet. Ben o arada Ringo çekiyordum. Turist müşterilerim vardı. Hani bağladım arkadan hamburgerle gidiyorum. Telsizden anonsu duyunca onları söktüm. Bir dakika. Bir dakika. Turistler var. Tabii, tabii. Böyle mi anlatıyorsun? Bağladım arkadan öyle gidiyorum. Tabii evet. Söktüm. Dedim benzin bitti. Ama nasıl geri dönüyorum biliyor musun? Benzini biten adam öyle geri döner mi? Sizi görmek için sırf. Gördüm. Öptüm. Buradayım. Hey. Gel sana da sana. Gel. Gel. Evet. Niye böyle bir şey yaptın? Niye yaptık böyle bir şey yani? Allah Allah. Evet. Bir anda seyirciler, konuklar bir anda birbirine sarıldı lan. Buyurun. Siz de mi sarılacağız diye düşündünüz? Ha, Ahmet size sarılacak mı diye düşündünüz? Sarılsın! Evet. Çabuk sinirlenir, çabuk unuturmuş, hiç kinci değilmiş. Bu Burcu'dan gelen, kız arkadaşınızdan gelen bilgiler. Çok duygusalmış, boş zamanlarında ağlarmış. Doğru. Ağlasın! Boş zamanlarında ağlarsın değil de film izlerken, boş zamanların hepsini film izliyormuş ve film izlerken ağlıyormuş. Müziği dipten gir bak çünkü bu bilgi güzel. Ne abi niye anlatacaksın ya? Se. Evet, bilgi buydu. Bilgimiz buydu. Se. Benim de bilgi şöyle. Gir abi de. Dayanamam. Şarkıyı söylemek daha çok geldi içimden ya. Şu an bilgiyi okumaktansa valla şarkıyı söylemek lazım. Girelim mi şarkıyı? Al yüreğim. Senin olsun. Mesela şu anda da şarkıdan sıkıldım. Kes. Evet. O bana şu anda laf çarpıyor. Sen bunu yaparsan ben sana bunu yaparım. Çal abi inceden. Ahmet'le ilgili bilgi. Birinci ay hediyesi olarak kız arkadaşına birinci ayda daha sürpriz diyor. R'yi bastırayım derken iyi gitti. İyi gitti. R'lere dikkat edeyim derken iyi gitti. Sürpriz. Birinci ay hediyesi olarak kız arkadaşına sürpriz koluna isminin baş harfini dövme olarak yaptırmış. Bekleyin daha bir şey değil. Her ay tanıştıkları günü mutlaka kutlarlarmış. İlk sevgililer gününde hediye olarak Nilan Ünsal'ın bir şarkısını söyleyip kayıt etmiş. Bu kayıt için 3 gün boyunca bütün boş saatlerinde stüdyoya gitmiş. Kız arkadaşı ne oluyor bu stüdyoda ya yeter diyerek Ahmet'ten ayrılmış. Sonra sen benden ayrılıyorsun. Ben sana sürpriz yapmak için stüdyodaydım diye Nilan Ünsal'ın kendi söylediği şarkısını, CD'sini kız arkadaşının kapısının önüne bırakmış. Vay. Bıraksın! Evet, hocam birinci ayda dövme mi yaptırdın baş harfini, evet. B harfini? Evet. Nerede dövme? Evet. Ama yani bu uzun süreli bir ilişki olacağı için vücudu iktisatlı kullanmanda fayda var. Daha hani birinci aydan B harfini çakarsan oraya her ayda sürpriz yapıyormuşsun doğru mu? Öyle elimizden geldiğince o bana ben ona. Allah ne verdiyse. Yani işte, seviyoruz ya. Öyle şeyleri evet. Allah mutlu etsin abi harika. Maşallah. Harika.
Yolda yürürken bir arkadaşı bir şeyi beğenirse mutlaka onu hediye olarak alırmış. Bir yere yetişecek olsa bile hayranlarıyla mutlaka fotoğraf çektirilmiş. Doğum günü 10 Kasım'mış ama 1-2 gün önce ya da sonra kutlarmış. Kız arkadaşı olmadan dışarı çıkmaz. Evet. Bunu da alkışlayın. Annesinden gelen bir bilgi Sema Hanım'dan. 9 yaşındayken bir gazetenin arasında bir tomar para bulmuş. Hemen götürüp polise vermiş parayı. Ay, canım. Ama tabii 9 yaş çocuk cahillik. Büyüyünce insan.